Biz geri dönüşüm yapan mobil bir araç geliştirdik. Bu da demek oluyor ki bir yerden diğerine geri dönüşüm yapmak için hareket edebileceğiz. Özellikle metal atıklar için altın, gümüş, hatta bakır, lityum ve TV yapımında kullanılan itrium. Mobil geri dönüşüm sistemi Belgrad'ın eteklerinde park etmiş bu konteynerin içinde bulunuyor. Proje fikri ise küçük işletmelerin de elektronik atıklarını geri dönüşüme dahil edebilmesi amacıyla ortaya çıkmış. Bir örnek olarak şunu göstereyim. Elimde gördüğünüz karbon tüplerden çıkan bir toz ama atığın bu kısmı yoğun miktarda itrium barındırıyor. Yaklaşık %10 miktarda ve genelde çöpe atılıyor. Televizyon tüpleri ise artık atık olarak kabul edilmeyecek. Onlar bir karışımın olmazsa olmaz parçası. Bizim gerçekleştirdiğimiz uygulamayı sabahları makinede kahve yapmaya benzetebilirsiniz. Biz buna süzdürme diyoruz. Su yolunu buluyor ve kahveyle birleşip içilecek kıvama getiriyor. Elbette bu elementin atığından yararlanmak da tıpkı tozun içinde bulunan itrium gibi bazı kimyasal bileşenleri ekleyerek mümkün oluyor. Elde edilen madde tortu gibi görülebilir. Ancak itrium çok sayıda elektronik cihazın yapımında kullanılan ana madde. Peki ama bu madde tam olarak nelerin yapımında işe yarıyor? PCs, notebooks, PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, DVD göstericiler, adaptörler, floresan lambalar, monitör ve televizyon ekranları, piller, LCD gibi daha birçok elektronik alet. LCD displays und so weiter und so fort. İlk olarak Sırbistan'ın başkentinde başlatılan proje Avrupa Birliği tarafından destekleniyor ve Doğu Avrupa'da geri dönüşüm ilkesinin geliştirilmesini amaçlıyor. Tahmin edebilirsiniz, yaklaşık bir aydır Sırbistan'dayız ve buradan sonra belki biraz daha büyük bir atık alanına gideceğiz. İki ay içinde Romanya'da olacağız ve daha nice yeri dolaşacağız.